Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için çok kolay böyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz son dönemlerin de trend tatlısının tarifini vereceğim. Birlikte bugün soğuk baklava yapacağız. O kadar lezzetli, o kadar hafif bir tatlı ki gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun o zaman nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Şöyle tenceremin içerisine 2 su bardağı toz şekerimi alıyorum. 1 su bardağı da üzerine şöyle soğuk suyu ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra böyle bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonrasında sütünü ilave edeceğiz içerisine. Şöyle fokur fokur kaynamaya başladı. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra içerisine 2,5 su bardağı süt ilave ediyorum. O kadar lezzetli bir tatlı ki gerçekten çok hafif bir şerbeti var. Birkaç dilim yersiniz anca öyle doyarsınız. Yani o kadar hafif bir tatlı. Böyle şerbetini bir 2 dakika kadar sütle birlikte kaynattıktan sonra hemen ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Ben bir paket baklavalık yufka kullandım. Baklavalık yufkamı şöyle görmüş olduğunuz gibi açtım. Şöyle dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Borcamı tam böyle kenar kısmından bakın ikiye ayıracak şekilde güzel bir şekilde ortadan kestim. İki ayrı parçaya böldüm. Görmüş olduğunuz gibi baklavalık yufkayı. Bir parçasını şöyle görmüş olduğunuz gibi alacağım. Bir parçasını da güzel bir şekilde bezle kapatacağım ki kurumasın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 200 gram tereyağımı erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Şöyle tepsimin en alt kısmını güzel bir şekilde fırça yardımıyla tereyağıyla yağlıyorum. Yufkanın yarısını en alt kısmı için kullanacağız. Diğer yarısını da üst kısmı için kullanacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tek tek böyle yufkalarımı alıyorum. Bir tane yufkamı aldım. Arasını güzel bir şekilde tereyağıyla fırça yardımıyla yağlıyoruz. Daha sonrasında aynı şekilde bütün yufkalarımı yani yarısını, bütün hepsini değil yarısını güzel bir şekilde tek tek katlarını böyle yağlayıp tepsinin içerisine alıyorum. Çok basit bir tarif. Gerçekten hem kolay oluyor hem de lezzetli, hafif bir tatlı tarifi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her katını güzel bir şekilde yufka alıyorum ve tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Bu şekilde yarısını bitirmiş oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi orta kısmına ben şöyle fındık kullanacağım. Elinizde ceviz varsa, Antep fıstığı varsa ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz tabii ki de. Benim elimde fındık vardı. Ben de bu sefer fındık kullandım ama gerçekten lezzetli oluyor fındıkla da. Şimdi ise diğer yarısını yapacağız arkadaşlar. Diğer yarısını da şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde adet yufkamı alıyorum. Güzel bir şekilde kapattım. Daha sonrasında tereyağıyla diğer yarısını da aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak bitiriyoruz. Çok kolay oluyor gerçekten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini yaptım. Hızlı çekme aldım ki çok fazla böyle sıkılmayın videodan diye. Şimdi kesme işlemine geçiyorum ama benim kullandığım bıçakla biraz zor kesiliyordu. Hemen bıçağı değiştirdim. Güzel bir şekilde dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez direktmen anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Güzel bir şekilde dilimledikten sonra hemen kalan tereyağını böyle fırça yardımıyla her yerini üzerine sürüyorum. Güzel bir şekilde tereyağını sürdük. Tereyağının köpüğünü ve en altında kalan bu beyaz pörtüyü asla üzerine sürmüyoruz arkadaşlar. Çünkü siyah siyah noktalar yapıyor tatlımızın üzerinde. O yüzden bunu yemeklerinizde falan kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tatlımı hazırladım. Ben şimdi tatlımı önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar öncelikle pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi birazcık sürüyor. Bir de böyle borcamın altı kısmı hani biraz geç pişiyor ya en altta pişirmeyi tercih ettim. O şekilde daha güzel pişti. Kontrol de ettim sonra da.
Şöyle görmüş olduğunuz gibi tatlım nar gibi kızardı. Fırından hemen aldım. Şöyle bir 4-5 dakika kadar beklettim. Soğuk şerbetimi hemen üzerine dökeceğim. Şerbetinizin soğuk olması çok önemli arkadaşlar. Soğuk şerbetimi güzel bir şekilde her yerine görmüş olduğunuz gibi döküyorum. Daha sonrasında soğuduktan sonra dolaba kaldırıp ben bir gece buzdolabında beklettim. Çok güzel şerbetini çekiyor o zaman arkadaşlar. Kesinlikle öyle yapın. Eğer zamanınız yoksa 5 saat bekletseniz de olur ama gerçekten ertesi güne kaldığı zaman şöyle sizlere göstereyim nasıl güzel bir şekilde şerbetini çektiğini sizler de görün. Hemen şimdi ben üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi kakao serpiyorum arkadaşlar. İsterseniz Nesquik varsa Nesquik serpebilirsiniz ama ben kakao tercih ettim. Çok da lezzetli oldu gerçekten. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi rendelemiş olduğum sütlü çikolatayla güzel bir şekilde süsleyeceğim. Bu çikolata da çok yakışıyor gerçekten. İnanın ben ilk defa bugün sizlerle tarifi yaptım ama çok lezzetli oldu. Kesinlikle sürekli yapabileceğim bir tatlı tarifi. Soğuk baklavamız artık hazır. Şöyle hemen sizlere yakın çekimden de böyle göstermek istiyorum yakından. Böyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten dilediğiniz gibi ister bayramda yapın, isterseniz de normal şekilde her gün yapabileceğiniz basit bir tatlı tarifi çok da hızlı oluyor. Çok pratik bir tarif. Şöyle hemen sizlere tepsimden çıkartıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten sütle böyle bir tatlı beklemiyordum yani. Kesinlikle hani güzel olmaz falan diye düşünüyordum ama gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum yakından da. Ben şimdi sizleri bu güzel tarifle yalnız bırakıp hemen veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.